Pandemi bizi çok etkiledi. Baksana pazarda hiç adam yok, müşteri yok. Bekliyoruz öyle boş boş. Yani bir tek bizi değil, herkes etkiledi pandemi. Tabii ki de. Bak mesela sosyal mesafemiz burada var. O başta var. İki tarafta da bırakıyoruz sosyal mesafeyi. Karşıya bak mesela sosyal mesafesini herkes koruyor ama millet gelmiyor. Karşılayamıyor. Hatta para kalmadı ki karşılasın. Millet tamamen tükendi. Esnaf bitik durumda. Yaz meyveleri başlıyor. Onlar yüksek olur. Şu anda bunların da yani narenciyenin de son olduğu için bunlar da yüksek olur. Milletin de alım gücü olmadığı için iş olmuyor. Bu hafta çok güzel. Her hafta düzenli bir şekilde geliyorum. Hem meyveler, sebzeler, yeşillikler hepsi çok güzel. Bayağı bir düşüşe geçmiş. Haftalık genelde 100-150 lira kadar harcıyoruz. Biraz kalabalık aileyiz çünkü biz. Pazardan alışveriş yapıyoruz. Valla pazar fiyatlarını ben üçe bölüyorum. Toplayarak dilenip alanlar, emekli için en sonu bekleyenler, zengin olup seçenler. Bu durumdan dolayı ne demek istediğimi herhalde daha iyi anlarsınız. Yani fiyatların bir emekliye göre çok pahalı. Zaten garibanın gücü yetmeyecek, asgari ücretin gücü yetmeyeceği ortamda bir durum. Bunun böyle kalabalık olduğuna bakma. Burada nüfusumuzun içerisinde 100 bini geçkin bir Suriyeli vatandaşımız var. Görüyoruz. Onlar çok rahat alabiliyor ama asgari ücretle alamıyor. Emeklim de alamıyor. Nerede bir ucuz, biraz buruşmuş, şu bu olursa bedava alacak şekilde akşamı bekleyen vatandaşlarımızı da görüyoruz ama tabii ki toplumun yapısı bu duruma, ekonominin çöküşünü her ne kadar şey yapmasak da insanlara artık mutfağa yansıyor. Biz geçen yılın ayırdığım bütçenin yani şu anda ben 50 lirayla işimi bitirirken 100-125 lira kadar bir para ayırabiliyorum. O da dediğin tamamını alamıyorum. Bir hafta birini alırsan bir hafta birini alamıyorsun. Bugün portakalın tam mevsimiyken 5 liradan aşağı portakal yiyemiyorsun. Bugün daha doğru dürüst bir çilek 15-20 lira alamadık. Çoluğun çocuğun görüyor istiyor. Ama sen alamıyorsun. Alamıyorsun. Diğer malzemelere şöyle bir bakıyorsun. Toplumun gücünün yettiğine bir bakıyorsun. Sebzelerden baş. Yani en azından bir ıspanak veya bir maydanoz 2 lira 3 lira civarında. Onlar da ufak tefek bir şeyler alınabiliyor yani kızım. Doğru dürüst bir vatandaş evini gözü doldura doldura meyvesini günün şartlarına göre gıdasını alacak şeyleri alamıyor yani. Yakup Bozot 25 senedir bu işte uğraşıyorum. Baba mesleği. Babamdan bize kaldı. Şu an biraz yükselme var. Mevsim geçişi, bazı ürünlerin bitişi, mandalin gibi, portakal gibi ürünlerin bitişi, domates, biberin çıkışı gibi. O da talebi karşılamadığından önceki haftalar 7-8 lira olan biber şimdi 15 lira gibi bir fiyat oldu. Domates de 2,5-3 liraydı. Şimdi 5-6 lira oldu. Salatalık desen aynen öyle. 3 kilo 10 liraya satılıyordu. Şimdi kilosu 6 lira. Biz 2-3 haftadır işten memnun değiliz. Yani bir günde sattığımız malı eskiden şimdi 4 günde anca satıyoruz. Halk hiç almıyor. Hiç şu an işlerin kesat yani durmuş diyebiliriz.